Hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle benim bugüne kadarki telefonumda en çok oynadığım oyunu, 200 saatimi en az 200 saatimi harcadığım oyunu sizlerle inceleyeceğiz. Oyunumuzun ismi Marvel Snap. Ben bu oyunda abartısız bir şekilde 200 saat harcadım arkadaşlar. Bir mobil oyun için bu inanılmaz yüksek bir seviye. Ki çok fazla telefonda, mobil cihazlarda oyun oynayan biri de değilimdir. Bu oyun arkadaşlar bir kart oyunu ama sakın ama sakın hiçbir şekilde ön yargılı yaklaşmayın. Tabularınızı yakın. Çünkü şu an düşündüğünüz tüm ön yargıları, o kafanızda kurduğunuz tüm tabuları ben de bir zamanlar kuruyordum, düşünüyordum. Ve inanın bana gerçekten hepsi boşunaymış. Keşke bu kadar ön yargılı olmasaymışım. Ama gerçekten videoyu sonuna kadar izlerseniz, bir şans verirseniz bu oyuna kesinlikle beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bu oyun arkadaşlar Android ve iOS cihazlarda ücretsiz bir oyun. Ve geçtiğimiz yıl 2022 yılında Game Awards'da yılın oyunu seçildi. Ve oyun adayları arasında Genshin Impact, ne vardı başka? Apex Legends Mobile, bir oyun daha vardı. Tam hatırlamıyorum ama büyük dev markaların oyunları arasında bu oyun Marvel Snap birinci seçildi. Ve ödül almasından birkaç gün sonra da benim ilgimi çekti, karşıma düştü. Dedim ki lan neymiş bu oyun? Hani her yerde karşıma çıkıyor, bir de ödül aldı. Yılın mobil oyunu ödülünü aldı. Dedim arkadaş neymiş bu, bakayım bir şans verin dedim. Arkadaşlar oyunu oynadığım ilk gün, abartmıyorum, mübalağa yapmıyorum bir şekilde 9 saat başından kalkmadan aralıksız bir şekilde oynadım. Yani inanılmaz bir şeydi. İnanılmaz odaklandım oyuna. Yapabileceğim o kadar çok şey vardı ki. Geliştirebileceğim çok fazla strateji, rakibimin yerine kendimi koyduğumda yapabileceğim, rakibimin yapabileceği stratejiler vesaire inanılmaz beni etkiledi. Ve Marvel severler için özellikle envai çeşit karakter bulunduruyor, barındırıyor. Bir sürü karakter var, en sevdiğiniz karakterler var. Marvel'ın neredeyse en önemlisinden en önemlisine kadar karakterlerini içeriyor. Ve koleksiyon yapmayı da seviyorsanız, kart oyunlarını seviyorsanız, strateji oyunlarını seviyorsanız veya hiçbirini sevmiyorsanız, tecrübe etmemişseniz bile ilk defa deneyebileceğiniz, tecrübe edebileceğiniz bir oyun kendisi. Çok da uzatmadan oyuna başlamak istiyorum. Oyunu oynadıkça anlayacaksınız. Şu an ilk başta biraz karmaşık gelebilir ama birkaç tur oynadıktan sonra azar azar anlamaya başlayacaksınız. Öncelikle bazı kartlarımız var. Sizin ilk başladığınızda bu kadar çok kartınız olmuyor. Sizin 4-5 tane kartınız olur. Ama benim burada kartlarımı görüyorsunuz. Bu kartların özel güçleri var. Hepsinin ayrı ayrı özel güçleri var. Hepsinin burada gördüğünüz normal güçleri, gerektirdiği enerji miktarı vesaire var. Bunların hepsini birazdan anlatacağız. Oyundayken daha iyi anlayacaksınız. Böyle arayüzü vesaire göstereyim. Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz buradan, Friendly Battle'dan vesaire. Şimdi arkadaşlar sizlere oyundayken gösterim. Çok güzel bir şekilde anlayacaksınız. Şöyle bir deste seçiyorum kendime, yaptığım hazır destelerden. Play'e tıklıyorum. Şimdi bakalım karşımıza kim gelecek. Ben bu arada oyunu Steam'den oynuyorum. Steam'de oyun mevcut. Ama kesinlikle telefondan, mobil cihazlarınızda oynamanızı öneririm. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Elimize kartlarımız geldi. 3 tane de lokasyonumuz var. Bizim total kartlarımızdan belirlediğimiz 12 tane karttan bir deste oluşturduk. 12 tane kartımızı seçtik. Bu kartlardan, 12 karttan buraya her tur rastgele bir kartımız geliyor. Bu bizim elimiz. Bir de gelmeyen kartlarımız, henüz gelmeyen, elimize gelmeyen kartlarımız var. O da bizim masamız diye geçiyor. Bakın bu en altta bir tane enerjimiz var. Bu enerji her tur artıyor. Solda, kartların solunda gördüğünüz şey kartı kullanmak için gereken enerji, sağdaki gücümüz. Text ise, metin ise, o kartımı oynadım, turu sonlandırdım. Burada gördüğünüz text ise kartın kendi yeteneği. Ne diyor? Quicksilver'ın kendi yeteneği mesela. Start in your opening hand. Sizin başlangıç elinizde. Yani birinci tur her daim bu kart gelir. Şans eseri geliyor diğer kartlar ama Quicksilver şans eseri gelmiyor. Her lokasyonun da kendi gücü var. Mesela bu lokasyonun gücü Discharge All Cards. Bu tur tüm kartlar buraya oynamak zorunda. İlk tur buraya oynadık kartımızı. Şimdi ikinci turumuz açıldı. Üçüncü turda da diğer lokasyonumuz açılacak. Eğer burada sadece bir kartın varsa
burası o kart artı 5 güce sahipti. Bakın şu an bizim 2 enerjimiz var ikinci turda olduğumuz için. Ancak şu an benim 2 enerjilik bir kartım yok elimde. O yüzden mecbur bu turu pas geçeceğim. Burada süremiz var görüyorsunuz. Pas geçtim. Rakibimiz oynadı. Rakibimiz de ilk turu pas geçmişti. Rakibimiz mesela Ajan 13 kartı oynadı. 1 enerji gerektiriyormuş. 2 güç. Bunda da eline Ajan 13 oynadıktan sonra eline rastgele bir kart veriyor. Şimdi kartların 2 çeşit hatta 3 çeşit gücü var arkadaşlar. Birincisi On Reveal. Yani tek seferlik. Kartı attığınızda tek seferlik etkinleşen kartın gücü. Bir de ongoing devam eden kartların gücü var. Mesela On Reveal bunun gücü. Ongoing'de şu an elimde yok ama Ongoing'de bir kartın gücü var. O da devamlı bir etki bırakıyor. Mesela ne şey yapabiliriz? Üçüncü lokasyonumuz açıldı bu arada. Buradaki kartlar artı bir güç diyor. Ben Elektro'ya oynamayacağım şimdilik. Neden oynamayacağımı da size anlatacağım. Ya da oynayayım. Bir saniye. Şuraya oynayalım. Şimdi Elektro'nun gücü. Ben Elektro'yu oynadım arkadaşlar. Elektro bizim max enerjimizi bir arttırıyor. Mesela biz gelecek tur 4. turda 4 enerji almamız gerekirken 5 enerji alacağız. Ama bu Elektro'nun ilk tek seferlik gücü. Elektro iki gücü olan kartlardan nadir kartlardan biri. Artı bir max enerjimizi arttırıyor. Devam eden gücü ise bizim zararımıza bir güç Elektro'nun. Çünkü biz Elektro oynadıktan sonra sadece bir kart oynayabiliriz her turda. Normalde istediğimiz kadar enerjimizin yettiği kadar oynayabiliyorduk. Ama şimdi ben bunun Elektro'nun arkasından Enchantress'i atarsam bakın şu an başka bir karakter şey oynamama izin vermiyor. Gerçi enerjim de yetmiyor ama enerjim yetse bile oynayamazdım başka bir karakter. Çünkü Elektro yüzünden. Enchantress'in gücü de burada devam eden yeteneği olan kartların devam yeteneğini kaldırıyor. Benim devam eden burada Elektro vardı mesela. Bunun devam eden yeteneği ne? Bizim diğer kartlar başka kart oynayamamamızı sağlıyordu bunu devam eden yeteneği. Sadece bir kart oynayabiliyorum. Ama ben Enchantress'te Elektro'nun gücünü devre dışı bırakıyorum. Bu nedenle her tur birden fazla kart oynayabiliyorum. Bakalım rakibimiz şuraya attı. Şuraya neymiş? Eğer buraya gelecek turda buraya bir kart oynarsan o kartın gücü, sağdaki gücü iki katına çıkıyor. Şu güzel kart. Bu lokasyonda oynadığı için gücü 2 iken Shuri'nin 5 oldu. Neden? Çünkü bu lokasyonda bir kartım varsa artı 5 güç geliyor. Şimdi şöyle. Burası. Bunlar da bizim arkadaşlar lokasyonlardaki gücümüz. Onun rakibimizin bu lokasyonda gücü 4. Bu lokasyonda gücü 7. Burada ikimizin de 0. Şimdi benim öyle bir şey oynamam lazım ki. Bakın bu Galactus oyundaki en güçlü karakterlerden biridir. Ama Galactus'u şimdi oynamayacağım. Onun yerine Hobgoblin'i oynuyorum. Hobgoblin ne yapıyor arkadaşlar? Bunun da On Reveal yeteneği var. Tek seferlik yeteneği var. Eksi 8 görüyorsunuz bunun gücü. Ama bu oynadıktan sonra Hobgoblin kartı karşıya geçiyor ve karşıya eksi 8 puan kaybettiriyor. Bakın karşıya geçecek. Bakın görüyorsunuz şu an karşının şeyi eksiydi. Şimdi 3 lokasyondan 2 tanesinde öndeyiz. Şu an bu turda böyle bu şekilde biterse ben kazanmış oluyorum. Ama tabii ki şimdi ne yapabiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya Shang-Chi'yi atarsam Shang-Chi'nin gücü tek seferlik gücü On Reveal yeteneği gücü karşı oyuncunun 9 veya daha yüksek güçlü olan kartların hepsini yok ediyor. Aslında buraya Galactus oynayıp Galactus'a da kazanabilirim ama bilemedim. Şimdi burada gördüğünüz maç sonu bizim kazanacağımız ya da kaybedeceğimiz puan miktarı. Şu an ben çekilirsem 1 puan kaybediyorum. Ama maç sonu kaybedersek 4 puan kaybediyorum. Kazanırsak 4 puan kaybediyorum. Rakip çünkü bunu arttırdı. Ben de arttırırsam kazanan 8, kaybeden 8 puan kaybedecek. Şimdi ne yapabilirim ben? Şimdi buraya Shang-Chi atarsam bu kart gidecek. Burası benim 6 olacak. Ama kazanabilir miyim? Yoksa buraya Galactus mu atayım? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Galactus atarsam. Galactus oynayayım. Galactus'un yeteneğini de göreceksiniz arkadaşlar. Bu bir risk aslında. Buraya Shang-Chi oynayıp garanti kazanabilirdim ama Galactus'un yeteneğini görmenizi istedim. O yüzden Galactus oynayacağım. Evet, kazandık arkadaşlar. Bakın göreceksiniz şimdi ne olduğunu.
Galactus bu oyundaki en güçlü kartlardan biri. Neden Hobgoblin'i de buraya attığımı anlayacaksınız. Şimdi Magpies'ini anlatacağım size. Kazandık şu anda maçı. 8 puan aldık bakalım. Şimdi Galactus ne yapıyor arkadaşlar? Galactus'un gücü ne? Galactus'un da tek seferlik on reveal yeteneği var. Eğer bunu oynayacağım lokasyonda ben öndeysem ve sadece Galactus dahilinde bir kartım varsa benim kendi lokasyonumda, Galactus diğer tüm lokasyonları yıkıyor ve sadece yok ediyor ve sadece bu lokasyon kalıyor. Şimdi benim burada gördüğünüz gibi ben tüm şartları gerçekleştirdim. Bir kartım var ve bu lokasyona kazanıyordum. O yüzden rakibin de başka kartı olmadığı için Hobgoblin'de bir önceki tur bu yüzden atmıştım. Şimdi rakip eksi 7, ben 8'im. Rakiplerimizde 15 puan fark var. Bunu da atınca zaten öndeydim. Diğerleri yok oldu ve kazandım. Bu da bir çeşit bir strateji. Bu benim Galactus destem arkadaşlar. Hazırladığım bir deste. Bakın 8 puanımı aldım. 43. seviyedeyken, 43. ranktayken 44. ranka çıktım. Burada da kartlarınızı geliştirebileceğiniz maç sonu, her maç sonu destenizden bir kartınıza boost veriyor arkadaşlar. Bu boostlarla da kartlarınızı güçlendirebiliyorsunuz. Hemen onu da göstereyim size. Kartlarınız burada. Kartlarınızın yaklaşık 7 ya da 8 tane seviyesi var arkadaşlar. Kartlarınızın en düşük seviyesi, şuradan bir kart açayım. Mesela Carnage. Gri seviyede kartlarınız birinci seviyedir. En düşük seviyede. Gri seviyeden bir tane yükseltirseniz yeşil seviyeye çıkar. Mesela ne göstereyim size yeşil şöyle güzelinden. Rocket Rock'un mesela. İkinci seviyede, yeşil seviyede her seviyede kartınız güzelleşir bu arada, gelişir. Bakın görüyorsunuz ikinci seviyede karakter kartın dışına taşıyor karakterin simgesi, karakterin fotoğrafı. Kartın dışına çıkar. Bu şekilde ikinci seviyeye gelir. Bunu da işte maçlardan kazandığınız, daha demin gösterdiğim boostlar sayesinde, mesela Rocket Rock'un 11 boostu varmış. Ben buradan 100 tane de para harcarsam, para şey yaparsam bunu 3. seviyeye, mavi seviyeye arttırabiliyorum. Ve her arttırmam da bana seviye veriyor. Ben mesela bunu 3. seviye, mavi seviyeye arttırsam bana 2 seviye veriyor. Mesela mavi seviye ne? Mavi seviyede bu arkadaşlar. Mavi seviyede de kart 3 boyutlu hale geliyor. Bakın görüyorsunuz derinlik efekti var arkada. Böyle çevirdiğinizde de kart 3 boyutlu hale geliyor. Mavi seviye bu. Bakın 24 tane Namor boost'um varmış mesela. 200 parayla da Namor'u bir üst seviyeye, 4. seviyeye yükseltebiliyorum. 4. seviye ne? 4. seviyede sarı, altın seviye. Mesela Enchantress'i görüyorsunuz burada. Sarı seviyede, altın seviyede logonuz parlaklaşıyor. Kartın, karakterin isminin olduğu logo parlaklaşıyor. Görüyorsunuz efekti. Bunun bir üstü 5. seviye. Pardon, 4. seviye mor arkadaşlar. Mor'da ne oluyordu? Mor'da karakteriniz hareket etmeye başlıyor ama burada çok belli olmuyor. Belli olan bir şey göstereyim. Bakın görüyorsunuz Spider Woman'ın mesela şurada ışını, saçları falan hareket ediyor. Hareketli kart oluyor. 5. seviye sarı oluyor. Sarıda logonuz parlıyor. 6. seviyede ne gösterebilirim size 6. seviye? Captain Marvel mesela 6. seviyede kartınızın çerçevesi animasyonlu hale geliyor. 7. seviyede de, 7. seviye şu şekilde arkadaşlar. Son seviye. Bu seviyede kartınız tamamen bitmiş oluyor. Ve bundan sonra size bu kartı aynısından ama arka planı değişik bir varyant veriyor. Spider-Man mesela bu son seviyeyi tamamladım. Bakın diğer varyant da bu şekilde. Bundan en başta griden başlıyorsunuz ama arka plan renkli oluyor. Tekrar bunu da en baştan işte gri, yeşil, mavi, mor diye arttırıyorsunuz. Bundan sonra da bir tane daha varyant veriyor. Yani bunun sonu gelmiyor. Siz kartlarınızın şeyini arttırdıkça, seviyesini arttırdıkça buradan size seviyeniz artıyor. Mesela ben 1217 seviyeyim. 1217 level'ım arkadaşlar. Böyle her birkaç level'da bir, 4 level'da bir işte para kazanıyorsunuz, boost kazanıyorsunuz, kartlar kazanıyorsunuz. Bu şekilde yeni kartlar ediniyorsunuz vesaire. Kasalar kazanıyorsunuz mesela. Bu şekilde gelişiyorsunuz. Buradan günlük görevler var. Mesela günlük görevler de size para veriyor, seviye veriyor. Seviyeniz arttıkça buradan Season Pass'ten ücretsiz ödüller var. Mesela 200 görüyorsunuz, kredi var burada. Title'lar var, fotoğraflar var. Kart varyantları var vesaire. Kart arka planları var. Buradan da bu şekilde gelişiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu oyunun güzel yanı, geliştirebileceğiniz stratejinin haddi hesabı yok arkadaşlar. Nasıl haddi hesabı yok?
belirli güçler belirli güçlerle kullanıldığında o desteniz, o kartlarınız çok daha güçlü oluyor birlikte. Çok daha iyi kombine ediliyor. Mesela benim burada hareket ettirebilen kartlarım var. Bu hareket ettirebilen kartlarla bir maç geldim. Onu da ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mood diye isimlendirdim kartlarımdan. Destende ne var? Size şöyle hızlıca göstereyim ki maç içerisinde aşinalığınız olsun. Human Torch'u ben oynattığım zaman başka bir karakterle hareket ettirdiğim zaman daha doğrusu başka karakterler yardımıyla başka kartlar yardımıyla bunun gücü 2 katına çıkıyor. Mesela 2 iken 4'e çıkıyor. 4 iken 8'e çıkıyor bir kere daha hareket ettirirken. Bir kere daha hareket ettirirsen 16'ya çıkıyor. Böyle böyle artıyor gücü. Mesela nasıl hareket ettireceğim ben bu Human Torch'u? Iron Fist'i hareket ettirebilirim. Iron Fist'i atıyorsunuz herhangi bir lokasyona. Iron Fist'i attıktan sonraki turda oynadığınız ilk kart bir sol lokasyona oynuyor, hareket ediyor. Yani bunu oynadıktan sonra Human Torch'a atarsan mesela Human Torch bir sol lokasyona kayıyor. Bu nedenle Human Torch'ta 4 puan oluyor. Ya da Vulture da hareket ettirdiğim zaman Vulture artı 5 puan kazanıyor. Önce Iron Fist'i atıyorum. Sonra Vulture atıyorum. Vulture bir sol lokasyona kayıyor ve sol lokasyona hareket ettiği için 8 puan oluyor. Bitti mi? Bitmedi. Vulture oynadım. Iron Fist oynadım. Vulture oynadım. Vulture 8 puan oldu. Şimdi Doctor Strange'i de oynarsan başka bir lokasyona. Doctor Strange ne yapıyor? Unreal tek seferlik yeteneği var bunun da. Açılışta gerçekleşen yeteneği. Elindeki en yüksek güçlü kartı alıp kendi olduğu lokasyona ışınlıyor. Vulture'u aldı kendi lokasyonuna ışınladı. Vulture ne oldu? Artı 5 puan daha oldu. 13 puan oldu. Bitti mi? Bitmedi. En son Heimdall oynadım. Heimdall ne yapıyor? Senin elindeki tüm kartları bir sol lokasyona kaydırıyor. Bakın Iron Fist sadece bir kartı kaydırabiliyordu. Heimdall tüm kartları kaydırabiliyor. Ama Heimdall 6 enerji gerektirdiği için genellikle son turda oynanıyor. İşte mesela Miles Morales, Spider-Man. Eğer bir önceki turda herhangi bir kartını hareket ettiyse Miles Morales'in enerjisi 1'e düşüyor. 1 enerjisiyle kullanabiliyorsun bunu. Hemen şöyle hızlıca bir oyuna girelim. Daha iyi aşina olun. Görün, anlayın. Yani dediğim gibi arkadaşlar o kadar çok yetenek, o kadar çok strateji, o kadar çok plan var ki inanılmaz kendinizi bir satranç oynar gibi ya da böyle zeka egzersizi yapar gibi hissediyorsunuz. Mesela bu lokasyonun gücü neymiş? Muir Island. After each turn give card plus one power. Her turdan sonra buradaki kartlara artı bir güç veriyor. Ama bizim ilk turdayız mesela. Bir enerjilik kartımız yok. O yüzden mecbur pas geçeceğiz bu turu. Rakip oynadı. Ne oynadı? Yondu oynadı. Yondu da çok güçlü bir karttır. Ne yaptı? Elimdeki masamdaki rastgele kartlardan birini yok etti. Oo. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bu güçlü bir lokasyon. Güçlü bir yeteneği olan bir lokasyon. 3 tane kart çekti benim masamdan. Ve masamdaki diğer kartlarımı yok etti. Ben sadece bunlar kaldı. Bu kartlarım kaldı elimde. Iron Fist falan gitti o yüzden. Valtry gitti. Onları oynayamayacağım. Ne yapabilirim ama? Güzel şeyler yine yapabilirim. Ne yapabilirim? Arkadaş karşı rakip oyuncu bahsi arttırdı. Gelecek tur 2 puan kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Bu her tur artacak. Son turda 4 olacak. Ben arttırırsam 8 olacak son tur. En fazla 8 puan olabiliyor. Şimdi Human Torch'u buraya şey bitiyor. İşte Kraven oynadım. Süre bitiyordu bu arada. Biraz şey oldu. Kraven ne yapıyor arkadaşlar? Kraven'ın yanına herhangi bir kart hareket ettirilerek geldiğinde Kraven artı 2 puan kazanıyor. Oo, burası çok güçlü bir lokasyon. Burada olan total gücün, total power'ın diğer lokasyonlara da yansıyor. Mesela bizim burada 2 puan olduğu için diğer lokasyonlarda da 2 var. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ne yapıyorum? Cloak'u oynadım buraya. Neden buraya oynadım Cloak'u? Cloak'u oynadığım tura gelecek tur başka lokasyonlardaki kartımı taşıyabiliyorum. Human Torch'u bu nedenle oraya taşımış olacağım. Göreceksiniz şimdi gelecek tur. O da Rocket Raccoon oynadı. Rocket Raccoon'un gücü de rakibiniz bir kart oynarsa artı 2 puan geliyor Rocket Raccoon'a.
Bakın görüyor musun? Benim karakterim Cloak sayesinde bunu buraya taşıyabiliyorum ve bunu buraya taşıdığım için bu 4 puan olacak şimdi. Şimdi daha fazla elimize kart gelmiyor çünkü şu orta lokasyonumuz yüzünden masamızdaki kartlar yok oldu. Şimdi bakın görüyorsunuz buradan buraya yeni bir kart taşıdığım için, Newman Torch'u taşıdığım için Miles Morales ne oldu? Bir enerjiye düştü. Ama şimdi başka kart gelmediği için başka şeyim de yok. 4 enerji boşuna gidiyor. Kötü oldu. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bize çok kötü bir lokasyon geldi. Şimdi ben buradaki kartlarımı oynatırsam yerinden diğer lokasyonları kaybederim. Şimdi bunu atıyordum normalde. Bunu attığım zaman bunların hepsi güçleniyordu. Güçlenmesi lazımdı. Bir lokasyon solo kayacakları için. Ama şimdi şöyle bir şey var. Buradaki gücüm diğer lokasyonlara yansıdığı için bu 20 mesela düşecek. 14 şey 6'ya düşecek falan kötü oldu. Ama size göstermek amacıyla Heimdall'ı da kaybedeyim. Şu an mantıklı olan mesela benim çekilmemdir. Çünkü şu an yüksek ihtimalle ben kaybettim. Kaybettiğim için de şu an çekilirsem sadece benden 2 puan gidecek. Ama oyunu oynayıp kaybedersem maç sonunda 4 puanım eksilecek. Ama ben yine de size göstermek amacıyla hani karakterlerin nasıl gücünün arttığını falan göstermek amacıyla bir şey yapacağım. Kaybedeceğim bilerek. Böyle en son yerim. Bakın tüm kartlarım sola geliyor. Adamın şansına lokasyonlar tam kartlarına uygun geldi. Ne oldu mesela arkadaşlar? Önce kendi kartlarımın ne olduğundan bahsedeyim size. Kendi kartlarımın ne olduğundan bahsedeyim. Kaybettik. Şimdi buradayken Human Torch 4 puandı. Ama hareket edince gördüğünüz gibi 8 puana çıktı sol lokasyona gelince. Kraven ne oldu? Kraven da hareket etti. Şimdi hareket etti ama diğer kartlar da Kraven'ın yanına hareket ettiği için Kraven onun yanına hareket eden kart başına artı 2 puan kazandı. 2, 4, 6. 10 puan oldu bu sayede. Buradayken de zaten yanına Human Torch'u getirdiğim için 8 puan geldi toplamda Kraven'a 10 puan oldu. Dagger ne işe yarıyor? Dagger da hareket ettikten sonra karşı lokasyonda olan kart başına artı 2 puan kazanıyor. 2, 2, 4. Kendisi de zaten 2 gücü vardı. 6 puan oldu. Yani şu Your Power is bu lokasyonun gücü olmasa biz bu oyunu kazanmıştık şu anda. Ama ne oldu? Adam Iron Man attı. Iron Man kartının gücü de kendi lokasyonunun gücünü iki katına çıkarıyor. Adam şimdi bu lokasyonun 32 puan olduğu için diğer lokasyonlarında da ister istemez kazandı. Yani kaybedeceğimiz belliydi aslında şansımıza. Bazen de böyle şanssızlıkla kaybedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şu an bunlar size çok karışık geliyor olabilir. Anlıyorum. Ama ben çok yüksek level'dayım. Yani 1217 level'dayım. Siz daha birinci level'dan başlayacaksınız. O yüzden bu kadar komplike karakterlerin karşıya kartların gelmesi, bu kadar çok strateji olması normal. Hiç endişelenmeyin. Size çok daha basit rakipler gelecek. Daha az kafanız karışacak. Çünkü daha az kartla başlayacaksınız. Sizde ne başlıyor? Elinize 4-5 kartla başlıyorsunuz. Iron Man'le başlıyorsun. İşte ne bileyim Rocket Raccoon'la falan başlıyorsun. Şöyle hemen bir kart destesini daha göstereyim. Destroyed'le oynayalım bir de. Destroyed diye benim yok edilebilen kartlarım var. Onun dışında anlatmadığım bir şey var mı? Bakıyorum. Buradan deste ekliyorsunuz. Deste yapıyorsunuz. Kendi destenizi hazırlıyorsunuz kartlarınıza göre. Güçlerinizi. Değişik değişik kartlar var arkadaşlar. Mesela ne var burada? Size göstermek istediğim bir kart var da. Böyle enerjiye göre sıfırlanmış onları. Mesela The Infinite.
Bu kartı oynarsan 20 puan geliyor, 6 enerjiye sahip. Ama bunu oynamak için bir önceki turda kart oynamaman lazım. Mesela Destroyer. Destroyer'ı bu, şu an oynayacağımız deste göreceksiniz. Tüm diğer kartlarımı yok ediyor. Ama neden ben diğer kartlarımı yok etmek istiyorum? Onu da anlayacaksınız şimdi. Kartlarımı yok etmenin bile bana bir getirisi olabiliyor. Yani doğru strateji yaparsam. Kartlarımı değiştirdim mi? Destroyer değiştirmiş. Yani yapabileceğiniz stratejilerin şeylerin haddi hesabı yok. İnanılmaz zevkli bir oyun. Kesinlikle şans vermenizi tavsiye ederim. Animasyonları çok güzel. Kart başına bir sürü animasyon yapıyorlar. Bu deste de çok animasyonlu kart olmayabilir ama gene gayet güzel animasyonlar var. Bir enerjide kartımız yok. O yüzden ilk turu pas geçmek zorundayız. Onda da bir enerjide kart yokmuş. O da geçti pas. Bu lokasyonda on reveal yetenekler, yani tek seferlik olan yetenekler gerçekleşmiyor diyor. Mesela ne on reveal yeteneği? On reveal yetenekli kart da bende yok ki şansım. Ha, bu var. Mesela bu ne yapıyor? Benim bu lokasyondaki kart, bu kartım oynadığım lokasyondaki kartlarımı yok ediyor. Ben mesela bunu buraya oynarsam bu gerçekleşmeyecekmiş. Bucky Barnes'ı oynuyorum ben şu an. Neden oynuyorum onu da anlatacağım size. Bucky Barnes arkadaşlar. Ben Bucky Barnes'ı yok edersem ortaya Winter Soldier çıkıyor. Ve Winter Soldier'ın gücü 6. Bunu şimdi anlayacaksınız nasıl bir şey olduğunu. Bir oynayalım. Bu lokasyonun yeteneği neymiş? Bu turdan sonra elinizdeki kartlardan, yani buradaki kartlardan rastgele birini buraya koyacak. Şunu koyarsak çok güzel olur. Armor ne işe yarıyor? Armor attığım yerdeki kartlar yok edilemiyor. Bu da devam eden bir yetenek. Ongoing yetenek. Devam eden yetenek demek. Ulan bunu koy, bunu koy. İşte bu. İşte bu. Harika. Şimdi bakın Destroyer elimdeki diğer kartları yok etti. Ne oldu? Bucky Barnes'ı yok edince ortaya Winter Soldier çıktı ve 7 puan. 7 güç görüyorsunuz. Nova'yı yok edince ne oldu? Nova'yı yok edince de diğer elindeki kartları bir güç şey yaptı, getirdi. Onun da güzel şey geldi bu arada. Kart geldi ona da. Şimdi Wolverine mesela. Wolverine'i ben yok ettiğim zaman Wolverine artı 2 güçle, yani 4 güç oluyor bu sefer. Başka bir lokasyona gidiyor. Wolverine'i yok edemiyorsunuz yani arkadaşlar. Bir kere daha yok edersem artı 2 güçle daha 6 güçle başka lokasyona falan filan gidiyor. Wolverine böyle bir kart. Şu an 2 lokasyonun öndeyiz. 3 lokasyondan güzel. Kazanacağımız kesinleşirse buraya basacağız. Bu arada kimin kartları neye göre önce açılıyor? Şurada görüyorsunuz isim plaketiniz parlıyor. Benimki parlıyor. Kiminki parlıyorsa onun kartı önce açılıyor. Onunki parlamıyor. Benimki parlıyor. Neden benimki parlıyor? Çünkü ben öndeyim. Kim kazanırsa onun kartları önce açılıyor arkadaşlar. Ve onun yetenekleri daha önce gerçekleşiyor. Deathlock oynadım buraya. Şu an bu lokasyonda on reveal yetenekler, tek seferlik yetenekler gerçekleşmediği için Deathlock'ın yeteneği gerçekleşmedi. Rakibin de size kartları anlatmak istemem ama yani böyle böyle oyunu oynayamayız tüm kartları anlatmaya çalışırsam. O yüzden olabildiğince kendi kartlarımı anlatmaya çalışıyorum. Claw da çok güzel bir karttır. Benim hemen hemen çoğu destanda Claw bulunur mesela. Claw nedir? Kendisi 4 gücü var. 4 power'a 4 güce sahip. Ama bir sağındaki lokasyonda 6 güç veriyor. Bak mesela burası 11 olacak. Burası da Claw'un gücünden 16 olacak. Claw da bayağı güçlü, güzel bir karttır. Çok seviyorum. Bak 3 lokasyonda kazanıyor gözüküyoruz. Total bu neymiş? İlk defa buldum bunu. Bu kartı sağ lokasyona oynayamazsın. On reveal açılırsa keseni 10 güç sağdaki lokasyona 10 güç veriyor. 10 güç mü veriyor? Eksi 10 güç veriyor. Ama buradaki şeyler gerçekleşmediği için bunun eksi 10 gücü şey olmadı. Gerçekleşmedi. Eksi 10 mu bu, artı 10 mu bunu anlayamadım. Neyse.
Ben kesinlikle kazandık gibi gözüküyor. Ekstra bir şey olmazsa. O yüzden kazanacağım puanı bahse arttırıyorum arkadaşlar. Oyun bittiğinde ben kazanırsam 4 puan alacağım. Rakip şu an çekilmezse. O da arttırırsa oyun bittiğinde ben kazanırsam 8 puan alacağım. Kaybedersem 8 puan kaybedeceğim. Nereye ne oynayalım? Şurada puanlarımız çok yakın birbirine. Şuraya şunu oynayayım. Şu an yani çok ekstrem bir durum olmazsa, çok güçlü bir kart atmazsa kazandım gibi. Çünkü 3 lokasyonda kazanıyorum şu an. Matematiksel olarak şu an kaybetmem %10 ihtimal falan. Çok düşük. Ciddi misin ama ya? Ciddi misin ya? Abi %10 ihtimal vardı ya. Nasıl kaybettim biliyor musunuz arkadaşlar? Şu aptal kart ne yapıyor? Diğer lokasyonlara, her bir lokasyona bir enerjilik kart ekliyor. Bir enerjilik kart. Ve bir enerjilik kartları normalde 2 gücü ya da maksimum 3 gücü falan olur arkadaşlar. Bunun dışında 2 tane istisnai kart var. Bir enerji olmasına rağmen güçlü kartı olan 2 tane enerji var. Bir Titania, 5 gücü var. Diğeri de Ebonimov. Onun da 7 gücü var. Yani bu ekstrem kartlar. Yani inanılmaz bir şans bu. İnanılmaz bir şans. 4 puan kaybettik ya. İnanılır gibi değil. Gerçekten üzücü. Ya ama inanılmaz zevkli bir oyun. İnanılmaz dediğim gibi fazla strateji yapabiliyorsunuz. Size sevdiğim bazı karakterlerimi, kartlarımı göstereyim. Güçlerinden bahsedeyim. Spider-Man bu kartı alana kadar çok uğraştım arkadaşlar. Kaç seviye? Ben bu kartı alabilmek için galiba bir 800 seviye falan oldum ya. İnanılmaz zor geldi, denk geldi bu kart bana. Belirli bir seviyeye kadar size gelecek kartlar belli oluyor. Ama o seviyeden sonra sandık açıyorsunuz. Sandıktan rastgele kart geliyor ya da kredi geliyor ya da boost geliyor. Bana sandıktan, yok sandıktan gelmedi. Sandıktan geldi galiba, evet sandıktan geldi. Spider-Man'i bir lokasyon oynadınız. Mesela atıyorum orta lokasyonu oynadınız. Rakibiniz gelecek tur orta lokasyonu kart oynayamıyor. Spider-Man bayağı güzel, güçlü bir karttır o yüzden. Başka sevdiğim kartlardan, Claw'dan bahsettik. Claw da sağdaki lokasyona artı 6 güç veriyor. Onun dışında Infinity'i gördünüz, Destroyer'i gördünüz. Galactus'u gördünüz. Mesela Vision her tur başka bir lokasyona her tur oynatabiliyorsunuz Vision'ı. Vision da güzel karttır. Mesela Valkyrie oynadığınız lokasyonda tüm kartlar, rakibin de sizin de kartlarınız 3 puana eşitleniyor. 3 puana da denkleşiyor. Yani rakibin 10-30 puandaki bir kartı varsa bile 3 puana düşüyor. Sizin 1 puanlık bir güçlük bir kartınız varsa 3 güce çıkıyor falan. O şekilde. Shang-Chi çok güzel bir karttır. Bahsettim daha önce size. Rakibin 9 veya daha üstü güçte kartları varsa kaç kart olursa olsun o lokasyonda, bir lokasyonda olmak üzere Shang-Chi onları yok ediyor. Iron Man oyunun başında gelen bir kart. Iron Man nerede? 5 enerji olması lazım Iron Man. Iron Man oyunun başında gelen bir kart. Iron Man bir lokasyonu oynadığınızda o lokasyonun gücü 2 katına çıkıyor. Mesela lokasyon 20 puan. Siz bunu oynadığınız zaman lokasyon 40 puanı çıkıyor. Güzel bir kart burada. Hobgoblin'i gördünüz. Miles Morales'i gördünüz. Yani koleksiyon yapmayı seviyorsanız da çok güzel bir oyun bu. Marvel hayranıysanız zaten hele hele ayrı bir güzel. Bu şekilde Ant-Man mesela bir enerjilik kartlardan biridir. Senin bu lokasyonda, bir lokasyonda toplamda 4 kartın varsa Ant-Man'le birlikte Ant-Man artı 3 puan kazanıyor. 4 puana çıkıyor. Iron Fist'i gördünüz. Mesela başka ne var güzel kartlardan? Colossus'un gücünü de söyleyeyim size. Colossus hiçbir şekilde yok edilemiyor. Hareket ettirilemiyor ve gücü düşmüyor. Colossus da güzel, sağlam karttır. Bu şekilde arkadaşlar. Burada mağaza sekmemiz var. Mağazadan kesinlikle oyun pay to win diye bu arada. Ben şu ana kadar bütün kartlarımı oyun parasıyla veya oyundan sandıklarla vesaire aldım. Burada kartlarınız için ekstra varyantlar var. Oyundaki altın birimiyle alabilirsiniz.
Onun dışında belirli bir seviyeye siz geldikten sonra oyun size token vermeye başlıyor. Tokenlarla da burada yüksek seviyedeki kartları alabiliyorsunuz. Ben Galactus'u buradan aldım 6000 token'la. O yüzden şu an token'ım düşük. Buradan da Choose Your Card var. Her sezonda, sezon başına bir tane yüksek seviyeli bir kartı alabiliyorsunuz. Ben Miles Morales aldım galiba bu sezon. O yüzden bu sezon hakkım bitti. Her sezon 4 haftada bir gerçekleşiyor. Yani bir ayda bir gerçekleşiyor. Burada bedava 50 krediniz var. Günlük alabiliyorsunuz bunu. Buradan arkadaşlarınızla Friendly Battle oynayabiliyorsunuz. Mesela ben Create diyorum. O da kodu oluşturuyor buradan. 59649. Arkadaşına buradan Join diyor. Kodu buraya yazıyor. Katılıyor. Birlikte oynuyorsunuz. İnanılmaz zevkli oluyor. Oyun az çok bu kadar arkadaşlar. Umarım zevk almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Kesinlikle bir şans vermenizi öneririm. Yani metrobüste, otobüste, Marmaray'da, orada burada zaman geçirmek için oynayabileceğiniz inanılmaz zevkli bir oyun. Evdeyken vakit öldürmek istiyorsunuz, bir şey bekliyorsunuz, gene oynayabilirsiniz. Hayatsız oyun ya yani. Ben bu oyunda daha kaç saatimi geçiririm bilmiyorum ama en az bir 300-400 belki 500 saatimi geçirebileceğim bir oyun sıkılmadan. İlk oynadığım günde dediğim gibi 9 saat oynamıştım zaten. Abi telefonu elime aldım. İlk oyunumu oynadım, kazandım. İkinciyi de kazandım. İlk gün abartısız bir şeydi. 50 maç yaptıysam 50'sini de belki de kazanmıştım. Hiç kaybetmedim. Çünkü ilk rakipler oyunu çok bilmedikleri için şey yapıyorlardı. Çok oynayamıyorlardı. Ben de yani ortalamanın üstünde bir seviyede zekam olduğunu düşünüyorum. Şimdi kibir gibi olmasın ama yani yaptığım stratejilerle falan filan böyle kendimi iyi hissettiriyordu o yaptığım planlar vesaire. Böyle savaş planlıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Abi kafamı koydum oyuna. Oynadım. Oyunum bitti. Kafamı kaldırdım. 9 saat geçmiş. Bakın hiç abartmıyorum. İnsan oynadıkça daha çok oynayası geliyor. Böyle bağımlı oluyor gibi. Kesinlikle o yüzden bir şans vermenizi tavsiye ederim. Kart oyunlarını sevin, sevmeyin. Strateji oyunlarını sevin, sevmeyin. Kesinlikle bir şans verin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Marvel Snap'in serisini daha çok gelmesini istiyorsanız, Marvel Snap serisinin gelmesini daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda bunu belirtmeyi ve kanala hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.